Herkese merhabalar, ben Sert Atçay. Beni tanımayanlar için kısacık kendimi tanıtayım. Ben Almanya'ya göç ve Almanya'da yaşam hikayelerimizi anlattığım videolar çekiyorum. Çok yakın zamanda kanalda bir anket yaptık ve insanlara sorduk. Bir sonraki videonun konusu ne olsun diye. Onlar da dediler ki işte bu video olsun. Yani bugünkü konumuz en çok merak edilen konuymuş. Almanya'da 2000 euro net maaşla bir kişi geçinebilir mi? Şimdi bu cevaplaması süper kolay bir konu değil. Bazı detaylarda anlaşmamız gerekiyor. Birincisi, geçinmek tanımını yapmamız gerekiyor. Size göre geçinmekle bana göre geçinmek arasında farklar olabilir. Bu videoda benim geçinmek tanımım üzerinden videonun geri kalanını izleyeceksiniz. Ben geçinme kapsamında aslında temel giderler, sosyalleşme ve giyim gibi bazı detaylara da yer verdim. Geçinmek kapsamında yurt dışı seyahati, Türkiye'ye gidip gelmek gibi şeyler yok. İkincisi, Almanya kocaman bir ülke, bir sürü eyalet ve bir sürü şehir var. Her şehirde, her eyalette aslında yaşam giderleri farklı, gelirler de farklı, alım gücü farklı. Bu yüzden bu videoyu çekerken bir şehir seçmem gerekiyordu. Ben Münih'i seçtim. Almanya'nın en pahalı şehri olan Münih'te bile 2000 euroya geçinebiliyorsak geri kalan her yerde geçiniriz diye bir ispatım olacak size. Bakalım Almanya'nın en pahalı şehri olan Münih'te 2000 euroya geçinebilir miyiz? Son olarak da bazı varsayımlar yapmamız gerekiyor. Şöyle ki Almanya'ya geldiniz, eşyalarınız var, yani mobilyalarınız falan var, giysileriniz de var. Temel böyle evi çekip çevirecek eşyalarınız var gibi varsayıyorum. Yani ben geçinme kapsamında giyime az bir para ayırdım. Mobilyaya falan da neredeyse hiç ayırmadık diyebiliriz. O yüzden ya eşyalı bir ev tutarsınız ya da eşyalarınız var diye varsayalım. Bu varsayımlarımızı da yaptıktan sonra gelin bakalım Münih'te biz neye ne kadar harcayacağız? Yaşam giderlerini bulduktan sonra nasıl bir ev kiralayabiliriz onu bulmamız lazım. Yani şunu demeye çalışıyorum. Gelin öncelikle 2000 euromuzu biz temel ihtiyaçlarımıza harcayalım. Sonra kalan parayla ev bulabiliyor muyuz? Kiralık ev bulabilecek miyiz? Ona bakalım. Bence en mantıklısı bu olacak gibi gözüküyor. Benim genelde analizlerimde kullandığım Nambio'yu yine bu video için de kullandım. Zaten kullandığım her bilgiyi aşağıda linkler kısmında açıkladım. Oradan da takip edebilirsiniz. Şu an bahsedeceğim masrafları da linklerini aşağıda bıraktım. Almanya Münih'te tek kişinin yaşam masrafları 916 euro. Neye ne kadar harcamışız? Onlara bir detaylı bakalım. Dışarıda yemek yemek 163 euro. Dışarıda eğlenmek, sinemaya gitmek 43 euro. Sigaraya hiç para harcamamışız mesela. Evde yemek yemek ve onların alışverişini halletmek 290 euro. Evde içecekler 11 euro. Taksiye para harcamadık. Aylık ulaşım bileti 59 euro. Spor, fitness gibi şeylere biraz para harcayalım 53 euro. Faturalarımızı ödeyelim. Elektrik, internet, su filan 182 euro. Giyime de birazcık para harcayalım 32 euro. Diğer giderler, elektronik ıvır zıvır ve marketten yaptığımız gıda dışı alışverişler de 80 euro. Gördüğünüz gibi bu kapsamda bir kişinin bir aylık giderleri Münih'te 916 euro hesaplanmış. Özel doktora gitmek, sağlık sigortasının kapsamadığı ilaçları almak gibi şeylere burada mesela bir bütçe ayrılmamış. Acil durum masrafları, hani insanın başına türlü türlü şey gelebilir, ona bir birikim yok kenarda. Tatile veya Türkiye seyahatine ayrılmış bir para yok. Bir de kıyafetlere ve eşyalara çok az para harcanmış. Yani bu kapsamda bu harcamaya geçinmek diyebiliriz bence. Gelin bakalım kalan parayla Münih'te kiralık bir ev bulabilecek miyiz? Biz yuvarlayalım, 1100 liraya Münih'te yaşayabileceğimiz güzel bir ev var mı acaba? Bunun için en popüler ev arama sitesi olan Immobilien Scout24'e gidiyoruz ve orada aramaya başlıyoruz. Gördüğünüz gibi şehir merkezine 10 kilometre çapında uzaklıkta 500'den fazla ev var. Biz biraz daha güzel evin peşinde koşalım. Mesela diyelim ki 50 metrekareden büyük bir ev olsun diyelim.
O zaman da 100'den fazla ilan hala bulabiliyoruz. Şöyle enteresan bir bilgi çıkıyor tabii karşımıza. Demek ki 50 metrekarenin altında büyüklüğü olan evlerin sayısı neredeyse hala 400. Immoblion Scout dışında bir de Housing Everywhere'e bakmak istiyorum. Bu da benim güvendiğim sitelerden bir tanesi. Orada da görüyoruz ki 2022 yılının birinci çeyreğinde stüdyo dairelerin ortalama kirası 1240 euro. Bu güzel bir haber. Bizim bütçemize yakın. Şunu söyleyebiliriz ki biz Almanya Münih'teki stüdyo dairelerin %40'ına aday olabiliriz. Bizim cebimizde kalan para olan 1100 euro ile. Yine bu sitenin de linkini aşağıda bıraktım. Oradan detaylara ulaşabilirsiniz. Sonucumuz nedir o zaman? Almanya'nın en pahalı şehri olan Münih'te bile 2000 euroya geçindik. Geçinmekse derdimiz, Almanya Münih'te bile 2000 euro net maaşla bir kişi hayatını idame ettirebildi. Yaptığımız hesaplamaları başka bir açıdan teyit etmek istiyorum. Yani doğru bir yoldan gittik mi? Bu web siteleri güvenilir ama biraz daha sorgulayalım. İnsanlar gerçekten maaşlara geçiniyorlar mı, geçinmiyorlar mı? Onları biraz araştırmak istedim. Ve StepStone'un bu konuyla ilgili gelir araştırmaları dokümanını inceledim. Baya güzel bir kaynaktı. Linkini de aşağıda bırakıyorum. Şöyle bilgilere ulaştım arkadaşlar. Almanya'da yıllık brüt gelir 44.074 euro. Yanlış duymadınız. Almanya'da ortalama medyan brüt gelir 44.074 euro. Yani aylık 3.666 euro gibi bir maaş yapıyor. Bu vergiler falan düşürdükten sonra ortalamada 2.300 euro net gibi bir şey yapıyor. İnsanların yaşadığı eyalet, evli olup olmaması, eşinin çalışıp çalışmamasına göre bu vergiler değişiyor. Ama ortalamada cebinize geçecek paranın 2.300 euro net olacağını söyleyebiliriz. Bu güzel bir haber. Yani tam ortadaki maaş aslında Almanya'da 2.300 euro net. Bu bilgiyi Almanya İstatistik Kurumu'nun web sitesinden de teyit etmek istiyorum. Gelin bakalım Almanya'nın yıllar içerisinde ortalama brüt maaşı nasıl değişmiş? Gördüğünüz gibi 2020 yılında 42.500 euroymuş yıllık brüt maaş Almanya İstatistik Kurumu'nun verdiği bilgilere göre. O zaman StepStone'un bilgisinde doğru yerlerde olduğunu söyleyebiliriz. O zaman şu bilgileri biraz alt alta koyalım. Almanya'da insanların %50'si 2.300 euro net maaşın altında kazanıyor. Almanya refah seviyesi listesinde ilk onda. Ve dünyanın en büyük dördüncü ekonomisi ki ilk iki de Amerika ve Çin var. Yani demek ki 2.300 euronun altında kazanan bu %50'de mutlu bir şekilde hayatını Almanya'da idame ettirebiliyor. Bu da yetmediyse size son bir bilgi daha vermek istiyorum. Bu da benim gönlümden geçen, benim samimi duygularım ve gerçekten benim yaşam hikayem. Biz taşındığımızda arkadaşlar İstanbul'dan Berlin'e benim elime geçen net maaş 2.600 euroydu. Evet, ben en başlarda sadece 2.600 euro net maaş kazanıyordum. Bunun 1.000 eurosu da kiraya gidiyordu. Kaldı mı geriye 1.600 euro? Biz bu 1.600 euro ile 3 kişilik bir aile olarak geçindik. Ki buna bir zamanlar köpeğimiz de dahildi, sonra vefat etti ama ortalamada 3 kişilik bir aile 1.600 euro geri kalan parayla geçindi. Şimdi geçindi demek biraz ayıp olur. Biz üzerine gezdik, Türkiye'ye gittik geldik, seyahat ettik, araba aldık, benzin aldık. Gördüğünüz gibi yani geçinmenin de ötesinde rahat bir yaşam sürdük. 3 farklı noktadan 2000 euro ile geçinebilir mi sorusunu cevaplamaya çalıştım. Bir kez daha altını çizmek istiyorum. Almanya'da bir kişi 2000 euro net aylık maaşla geçinebilir. Evet, sizce nasıl oldu bu video? Ben çok heyecanlandım bu tarz bir video hazırlarken. Aslında bilgileri araştırmak, bu konuyla ilgili bilgileri teyit etmek çok eğlenceliydi benim için. Yine bu tarz videolar isterseniz mutlaka yorumlara yazın. Bu video nasıl olmuş? Neyi beğenmediniz, neyi beğendiniz? Detaylarda, yorumlarda konuşalım. Geri bildirimlerde bulunun. Ben her zaman sizin için daha iyi videolar yapmaya çalışıyorum. Siz de bana geri bildirimde bulursanız ben bu videoları daha da iyileştirebilirim. Mutlaka yorumlarda neyi beğendiğinizi, neyi beğenmediğinizi yazın. Bu beni bir sonraki aşamaya taşımak için çok kritik.
O zaman sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Kanala abone olmayı unutmayın ve bildirimleri açmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşürüz.